Sayın Ayşe Hasol Erktin'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdiki konuşmacımızın konusu şeffaf ve sınırsız. Alataş Mimarlık ve Danışmanlık Kurucusu Sayın Ahmet Alataş'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Çalışıyor mu mikrofon? Hiç duymuyorum bir şey. Çalışıyor. Mikrofon çalışıyor mu? Evet. Peki. Önümüzdeki yarım saatin hepimiz için çok zor geçmesinden kaygılanıyorum. Çünkü hayatımda yaptığım en kötü şey topluluk karşısında konuşmak. Diğer çok kötü şey de bir sunum hazırlamak. Yaklaşık 200 tane resim seçtim gösterebilmek için. Biraz böyle fenalık geçirebilirsiniz ama dayanacağınızı umuyorum. Bir yazı hazırladım. Sonra nasıl olsa söylemek isteyeceklerimi unutacağım için heyecanımdan ondan da vazgeçtim. Öncelikle şununla başlayabiliriz diye düşünüyorum. Niye cam? Bana çok sorulan bir soru. Niçin bu kadar çok cam kullanıyorsun? Bir cam firmasıyla ortaklığın mı var? Aslında çok fazla cam kullandığımızı düşünmüyorum veya cam kullanmak için yola çıkmıyoruz. Burada tasarım sürecinde aslında matematiksel bir problem çözer gibi sürece yaklaşıyoruz. Ve bu süreçte aslında insanın doğası ve çevresiyle ilişkileri kullandığımız malzemeleri belirliyor. Bunun dışında diğer çevresel etkenler de rol oynasa da camın birçok zaman ihtiyaçlarımıza karşılık verebildiğini görüyoruz. Burada ne konuşacağım hakkında bir fikrim olmadığını bir dostumla paylaştığımda bana sen dedi çok özel detaylar geliştiriyorsun, camı mümkün olduğunca görünmez kılmaya çalışıyorsun. Ama sen bunu yaptıkça cam daha da ön plana çıkıyor senin yapılarında. Bunun üzerine bunun hakkında konuşabilirim gibi geldi. Yani camı ne şekilde kullanıyoruz, kullanırken niçin bazı detaylar geliştiriyoruz ve kendi detaylarımızı kullanarak camı kullanmaya gayret ediyoruz. Ve bunun hayatımıza kattıkları nedir ve belki projeler üzerinden de bunu anlatmak çok daha kolay olacak. Yani bir cam kapının kenarında duran bir kilit mekanizması bazen yani şurada yapışmış bir şekilde dursaydı bir tümörü andırabiliyor. Bundan kurtulmak için onu gizlemeye çalışmaktansa daha belki fazla ortaya çıkarıp ama camdan tamamen kopararak bir ürün geliştirebilirsiniz. Bunu düşünüp tasarlayıp çizdiğinizde ve yapı bileşenlerini hep birbirinden kopartıp ayırdığınızda belki her malzeme kendi kendine ve ayrı şekilde durursa daha Helmut Richter, biz bu çalışmamızı yaparken ofiste en önemli olan şey bence motive olmanız, istekli olmanız ve yeni bir şeyler araştırıp her seferinde yeni bir şey yapma arzusuna sahip olmanız. Helmut Richter Viyana'da yaşayan, bu gördüğünüz okul 90'ların başında yaptı. Birçok öğrenciyi de benim okuduğum okulda yetiştiren ve bu motivasyonu bize en iyi şekilde veren kişi. Bence herkesin başlangıcında böyle bir motivasyonu olması çok önemli. Takım arkadaşlarınız çok önemli. Bazen ofiste bu soruyla ben de karşılaşıyorum. Bu detayları cephe firması çiziyor. Biz bunu niçin çiziyoruz? Ama bazen gerçekten o detayları oturup çizmek gerekiyor. Arzu ettiğimiz şekilde bir şey yapabilmek için ve bazen de gerçekten onun için çok çalışıp biraz da yorulmak gerekiyor. İyi bir takım olarak ancak bunları yapabiliyorsunuz. İyi bir mühendis ekibine ihtiyacınız var. Peter Bauer onların en iyilerinden bir tanesi ve bizimle birlikte çalışmayı kabul ettiği için ve ufacık projelerimizde hep bize destek olduğu için çok şanslıyız. Aynı şekilde de üretimlerinizi yaptırtabilmek için iyi partnerleriniz olması lazım. Yeni bir şeyler deniyor ve araştırıyorsanız Armen Bey, Gedikcam bizim en küçük detaylarımıza hiç sıkılmadan belki çok fazla ticari düşünce de gözetmeden bize yardımcı olarak yaptıklarımızı mümkün kılıyor. Türkiye'ye geldiğimde ilk projemden bir tanesi Kemerkantil'de bir orman evinin altında bir bodrum yapılacaktı ve bodrumda yaşayacak ailenin işte bir oyun odası olsun istiyorlardı, bir şarap kabı vesaire. Penceresi olmayan bir mekan, dışarıya pencere açma iznimiz yoktu. Döşemenin bir kısmını cam yapıp evin üstüyle hiç ilgilenmeyip ahşap binayı havaya kaldırdık, temellerini tamamen boşalttık. Tekrar çelik bir konstrüksiyonun üzerine binayı oturttuğumuzda camı burada ilk defa farklı bir şekilde kullandık. Burada camın şeffaflığı veya geçirgen özelliği değil, yansıtma özelliği bizim için önemliydi. O ışık almayan dar mekanda hem o yansımalarla belli bir derinlik kazanmış olduk, mekan birazcık daha büyüdü, hem de arkasından gelen bir aydınlatmayla mekanı aydınlatabiliyorduk. Buradaki şarap kavrını da genel mekandan detaylarıyla birlikte hiç ayırmadan bir mekanın içine çözerek mekanın bütün algılanmasını sağladık. Derken ikinci projemizi kendimize yapma fırsatımız oldu. Böyle bir ofis yeri bulduğumuzda burası çok küçük bir binaydı.
35 metrekare alanı vardı. Kullanmak istiyorduk. İçerisini sanki bir denizaltı yapar gibi böyle metal hazır panelleri birbirine tekrar tekrar kaynatarak inşa etmeyi denedik. Ve bunu yaparken de arkasından biraz dışarıya konsol olarak çıkarak biraz büyüttük. O 30 küsur metrekare, 38 metrekareye büyüdü. Burada yine ilk defa kendi detaylarımızı üretme ihtiyacı hissettik. O içerideki darlığı ancak kesintisiz bir dışarıyla ilişkiyle sağlayabileceğimizi görüp iç kaplamayla sıfır bitecek. Dışarıdan da sıfır görünecek. Ama bu konsolları da ihtiyacımız olduğu için yaptığımız bir doğrama sistemi kendimize çizdik ve gerçekten şu kesintisiz görüntüyü elde ettik. Köşelerin aynı şekilde radyosu olması da bunu bütünlüyordu. Yani içine girdiğinizde aslında mekanı sınırlayan hiçbir nokta yok. Köşeler yok, onları görmüyorsunuz. İki uçta da karşı binaların duvarlarına kadar gelişen bir ofisimiz vardı. Bu ofiste biz en sonunda 12 kişi çalışıyorduk. 6 kişi bir tarafında, 6 kişi bir tarafında, 38 metrekarede. Aslında mutsuz da değildik. O dönem, 93 senesiydi zannediyorum, ofisimizi gören bir kişi ofisimize girdi. Burası bir Apple dükkanı mı dedi. Bitine çünkü bir Apple bilgisayar gözüküyordu. Yoksa mimarlık ofisi mi? Ama her ikisine de ihtiyacım var. Mimar olduğumuzu öğrenince kendisine bu projeyi yapma fırsatımız oldu. Bu proje de zor bir projeydi. Maslak'taki plazalardan bir tanesinin en üst katında 14 metreye yakın derinliğe olan bir yapı. İçine ışık almak çok zordu. Bunun üzerine iç duvarlarını ışıklı bir membranla kapladık ve toplantı odası dahil her şeyi yine transparan yaparak hem ışığın en uç noktaya kadar, tuvaletlere kadar en arkadaki girmesini sağladık, hem de ofis içerisindeki iletişimi arttırdık. Bence ofislerde en önemli şey iletişim. Herkesin toplantı anında bile ne yaptığını ve diğerinden haberi olması ve farkında olması. Bu anlamda yani burası zannediyorum 600 metrekare bir ofiste ama tek hacimli bir ofis olarak yapıldı. Burada gördüğünüz iskemlelerin dışında her şeyi biz kendimiz tasarladık. Yani bu cam duvarlar, bunların tavanla kayar sistemler, mekanizmaların tavan içindeki gizlenmeleri, hareketleri. Büyük kayar panellerimiz vardı. O büyüklükte üst katlara çıkaramıyorduk. Bunları birbirlerine böyle dikmek için o tarihte böyle elemanlar yaptık. Başka kayar elemanları için de bir şeyler kullandık. Hatta o tarihte musluklar bile çok çirkindi. Yani Vita'dan aldığımız bir musluk mekanizmasını söküp üzerine paslanmazdan kendi yaptığımız mekanizmayı takıp sonra duvarın içerisine bir tane cam saplayıp suyu bu şekilde akıtmayı denedik. Aksesuar kullanmayı çok sevmiyoruz. Yani daha fazla yabancı elemanları katmaktansa bunu bu şekilde çözmek hem ekonomik hem de iyi bir çözüm gibi geliyor bize. Bu bir isyan projesi. Belki hani insanlar derler ki bir insanın çocukluğunda veya gençliğinde yatıyordur ileride işlediği suçlar veya yaptığı şeyler. Bu benim gençlik dönemimin bir kısmını geçirdiğim konut. Dikkat ederseniz iki tane birebir penceresi var dışarıya bakan. Hele Türkiye'de elektrik kesildiği dönemleri hatırlarsanız sabah dişinizi fırçalamanız veya giymeniz mümkün değil elektrik kesildiğinde. Hiçbir şekilde gün ışığı almıyor. Bahçeyle ilişkisi çok az. Ve içinde böyle 3 metreye 3 metre odalar olan bir konut. Buna kendim tekrardan sahip olduğumda ilk yaptığım şey biraz serbestleştirmek oldu. Ve cepheleriyle de biraz oynadım. Derken bir anda ortaya böyle tek hacimli bir mekan çıktı. İlk başta 9 metrekare bir yatak odam varken şimdi 140 metrekare bir yatak odam, 140 metrekare mutfağım, 140 metrekare banyom var. Bunun neticesinde de yaklaşık 1000 metrekareye yakın bir konutum var. Burada ama önemli olan, bunu yaptığımız dönemde hiç param yoktu gerçekten ve bir şekilde bunları yapmak zorundaydım çünkü yapmayı istiyordum. Bunun üzerine oturup bu doğramaların nasıl çalışabileceğini, cephenin tamamına yakın nasıl açabileceğimizi çok basit detaylarla çalışıp basit böyle paslanmaz elemanlarla ürettirmeyi denedik ve oldukça da başarılı olduk. Yani bu konut hala bugüne kadar bir sorun olmadan çalışıyor. Bunu yaparken içerideki ayrımları da aynı şekilde camla yapmayı denedik. Gerekli miydi? Ses geçiriyor, görünüyor. Ama mekan hissini vermesi açısından bence önemli. Ve dışa açılması. Daha önce biz burada yaşıyorduk ama bir köprünün olduğundan veya yani denizin olduğundan haberimiz yoktu. Evet, yani o kadar aslında ben bir şeyler görmeye tahammül edemiyordum ki en sonunda eşyaları da mümkün olunca minimum yapıp doldurmamak için sehpayı da bu şekilde yaparak bitirdim. 2004'tü zannediyorum. Çok fazla işim yok. Evimi yapmışım. Ne yapabilirim diye bakıyorum. Emine Uşaklıgil ofisimize geldi. Böyle bir arsası vardı. Yaklaşık 10 dönüm bir arazi. Ahmet Bey'di, ben burada bir ev istiyorum. Ama bu arsaya çok yazık. Burada bir ev yaparsak bu evi burada görmeye de tahammül edemiyorum. İşi yapmak istiyordum. Ama yalan da söyleme şansım yoktu. Ev yaptığımızda ev orada duracaktı. En sonunda görünmez ev, Invisible House diye bir
proje yapmaya karar verdik ve burada camın hem geçirgenlik hem de yansıma özelliğini kullanarak bu binayı görünmez kılmayı en azından denedik. Başka zorluklar da vardı. Burası eski bir dere yatağıydı ve batıyordu. Çok hafif ve hızlı yapılması gereken cam bir bina yaptığınızda batan bir bina en kötü bina. Çünkü hakikaten o oynamalar cama zarar verebiliyor. Bunun yanında da bir ilave zorluk olarak binayı 4 iş günü içerisinde bitirme zorluğumuz vardı. Yani inşaat süresi işimize 4 gün verilmişti. Bunun için hukuki sebepler diyebiliriz. Bunun üzerine prefabrik bir bina yapmaya karar verdik ve burada kullanacağımız her şeyi gerçekten öncesinde, bu belki birkaç ay ya da aylar süren bir çalışma oldu. Proje süresi de bayağı uzun sürdü. Her şeyi öncesinde hazırladık. Daha sonra fabrikaya gittiğinizde bu şekilde duruyordu bina. Ben bunları ilk gördüğümde biraz panik oldum. Bunlardan doğru şekilde, bu şekilde bir araya gelip bir ev çıkacağına dair hele 4 gün içinde ciddi şüphelerim vardı. Daha sonra bu batma sorununu çözmek için bunları anlatıyorum çünkü camda aslında camla ilgili çok fazla anlatabilecek bir şey yok. İnsanlar camla güzel binalar bence yapmak istiyorsa bu tarafta asıl iş. Çelik bir temel sistemi yaptık. Çok kısa böyle bir buçuk iş günü içerisinde bu çelik kazıklar zemine çakıldı. Plakalarla kapatıldı ve betonla korumaya alındı ve derken bahsi geçen bu 4 iş günü içerisinde bu bina monte edilmeye başlandı. Gerçekten bu kadar güzel bir doğanın içinde ve yani bu zannediyorum 2,5. gündeki şeydi, durumdu. Daha döşemelerimizi takmadan cephelerimizi yapmaya başladık. Bütçemiz de çok azdı. Burada bu binayı yaparken bir taraftan da gerçekten çok küçük bir bütçeyle çalışmak zorundaydık. O yüzden de dışarıdan bir pencere sistemi veya doğrama satın alma şansımız yoktu. Bazen bu olanaksızlıklar gerçekten daha iyi bir işler veya yeni bir işler yapmak için yardımcı olabiliyor. Bunun üzerine paslanmaz çelikleri birbirlerine değmeyecek şekilde büküp arada ısı ayırıcı elemanlar kullanıp doğru izolasyonları yapıp yani Avustralya'da bu binayı yapmış olsaydık gerekli ısı izolasyon değerlerine resmi olan sahip olarak bir takım çözümler ürettik. Burada onların bir kısmını görüyorsunuz. Aslında çok basit çözümler ama yani bence ne kadar basit o kadar iyi zaten. Çok fazla böyle özel bir şeye gerek yok. Bir de biz yapılarımızda hep bahsettiğim daha fazla ışık almak, daha fazla insanın doğayla ilişkisini vesaire kurmaya çalışırken binaları hafifletmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar hafif ve kuru inşaat teknolojisiyle yapılan binalar yaptığınızda bakın mesela burada şu döşemenin inceliğine gerçekten enteresan neticeler ortaya çıkabiliyor. Bir diğer zorluk da burada bahsetmedim hiç. Yüksek su oluyor bazen dereden su taştığında. Binayı o yüzden bir miktarda havada yapmak zorundaydık. Yani bütün bu fragil strüktürü aynı zamanda da köşede bu deprem yükünün geldiği köşelerde konsollarla taşıyorduk ayaklar üzerinden. Sonunda 4 günün sonunda binamız bu şekilde ayakta duruyordu. Ve bittikten sonra da yani burada zannediyorum bunun yaşantıya ne kattığı veya ne şekilde olduğu ile ilgili herkes kendi bir fikir yapabilir çok fazla. Görünmezlik benim için transparan olmak değil sadece. Bu yansımalar da gerçekten ve bu doğanın sürekliliği de cephenin üzerinde gerçek bir görünmezlik etkisi yapıyor. Ama dışından içine olduğundan çok bence bu bina içinden dışına yaşaması güzel bir bina. Burada yapının içerisinde bulunduğunuz zaman strüktüre dikkat etmenizi isterim. Çünkü bu strüktür sadece 10 cm çapında ince borularla oluşuyor. Yapıda hiçbir yanal yükü moment almayacak şekilde yapı elemanlarıyla tasarlamaya gayret ettik. Diagonaller üzerinden bütün yükleri dağıttığımız için gerçekten çok transparan bir yapıya ulaşabildik. Sonra görüştüğümüz bir takım doğrama firmaları bize bizim konularımızdan daha büyük doğramalar önerdiğinde onlardan da vazgeçtik. Zaten bütçemiz de yoktu bahsettiğim gibi. Bunun üzerine yine aslında biraz uydurma bir mimarlık yapıyoruz. Yine uydurduğumuz cepheleri yapmaya başladık. Sonunda da böyle bir netice ortaya çıktı. Bu yapıda belki eklemem gereken bir şey de klima yok. Bu binanın içinde insanlar klimasız olarak yaşayabiliyorlar. Bu uzun cephe güney cephemiz ama görmüş olduğunuz iki kademede şu screenler var. Bu screenleri kapattığımız zaman dışarıyı görebiliyoruz ama %90'a yakın güneşi kesmeyi beceriyoruz. Havalanması için de enteresan bir konsept var. Altında bir iklimlendirme havuzu var. Ve şurada bir menfezlerimiz var. Screener indiğinde menfezlerden yukarı çıkan hava, screen ve cephe arasında. Tavanımızın da içi havalandırılıyor. Çift kabuklu bir sistemimiz var. Devamlı olarak binayı sararak çok fazla ısınmasına engel oluyor. Yanında böyle küçük bir taş ev vardı. Böyle bir bina ya da onları birbirine bağlayarak yapıyı sonlandırdık. Bu çok küçük bir proje ama çevresi çok güzeldi. Onun için paylaşmak istedim. Yani neden cam? Bittiği zaman gerçekten onun içerisinde hiçbir şekilde
dişin içerisinde olduğunuzu hissetmeden doğanın içinde yaşayabildiğiniz bir yapı. Bunu yaparken mevcut bir binaya bir eklentiydi bu. Ona dokunmamaya çok özen gösterdik. Yani gerçekten binayı tamamıyla kopararak inşa ettik. Aslında çok hafif bir çatı. Bu çalışmaları yaptıktan sonra yine ofiste böyle eyvah ne iş yapacağız, işimiz yok diye bir sürece girdik. Bir şey geldi. Mal sahibi. Kemer Kantir'de bir evi vardı ve evini tadil etmemizi istiyordu. Önce çok şaşırdık. Ne yapabileceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Bu eve ne yapabiliriz diye. Yanında küçük bir garajı vardı. Güney cephesinde olan bir konut. Önünde çok güzel bir su kemeri var. Fakat ıslak hacimler ön tarafa yerleştirilmiş. Burada bir teknik oda yerleştirilmiş. Aslında gerçekten yapısal birkaç problemi vardı. Bu konuda belki çalışır, bir şeyleri düzeltebiliriz diye düşündük. O yan birimleri arkaya alıp çalışma odası, yemek odası, salon vesaire hepsini öne baktı. Ana binayla garajın arasında yeni bir yemek odası ve mutfakla doldurduğumuz bir plan geliştirdik. Daha sonra da daha önce evde yaşarken gerçekten su kemeriyle hiçbir ilişkileri yoktu, görmüyorlardı. Böyle bir şey denedik. Burada da şöyle bir tecrübemiz oldu. Bunu tasarladıktan sonra bu cepheyi işte dergilerden açık ettik, baktık. En iyi Skyframe ile yapabiliriz dedik. Telefon ettiğimizde o senelerde Skyframe'e dedi ki biz Türkiye'de proje yapmıyoruz. nasıl yapacağız? Siz yapmıyorsunuz. Önce biraz gitti geldi denedik. Dediler ki siz Türkiye'de bir firma bulun. Bizimle partnership yapsın vesaire, yapmamız mümkün değil. Bunun üzerine oturduk, kendi detaylarımızı çizdik. Benim evimde edindiğim tecrübelerden yeni bir doğrama sistemine döndük. Ve bu çizmiş olduğumuz kendi sistemimizle de bu binayı inşa etmeye en azından bu şekilde muvaffak olduk. Şimdi zannediyorum 10. ya da 8. senesine yaklaştı bina ve bir problemleri henüz yok. Yani şu anda bu veranda önemliydi çünkü güneyden ve güneş ışınlarından bizi koruması için. Ben bir de çok özellikli camlar kullanmayı sevmiyorum. Nedense biz camı en yalın haliyle kullanıyoruz. Bazı projelerimizde anti-reflektif camlar kullandığımız oldu. Ama daha çok diğer mimari elemanlarla cama koruyumayı veya başka özellikleri sağlamayı tercih ediyoruz. Camın çünkü bütün o kaplamalar vesaire ne kadar doğal da olsa üzerinde bir farklılık yaratıyor. Burada şeyi görebiliyorsunuz. Niçin bunu yapmaya gayret ettiğimizi. Ve yani iç dış ilişkisi insanın buradaki, yani daha önce burada doğayla böyle bir ilişkinin olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Gece ve gündüz çok farklı şekillerde algılanıyor. İç mekanda da aslında hacimleri birbirinden bölmeyi çok sevmiyoruz. Yani bir yatak odasının bir banyosu varsa tuvaletini belki kapalı bir kısmın arkasında gizliyoruz ama diğer ıslak hacimlerini ortaya çıkarabiliyoruz. Ve burada yine bu kullandığımız camlarda duvar bağlantı noktalarında olsun veya binayla birleşen diğer yapı bileşkenlerinde olsun genelde kendi detaylarımızla bir takım çözümlere gidiyoruz. Üst katta çatıda büyük bir delik dermiştik ve duşlarını açık havada yapıyorlardı. Saunayı da bir şekilde bu şeye dahil etmiştik. Bu fotoğraf çok özel değil gibi duruyor ama burada girişe bizden bir rüzgarlık yapmamızı istediler. Yani oradaki rüzgarlıkları gördüğünüzde gerçekten çok kötü bir şeyler var. Önce hiç yapmak istemiyorduk. Sonra plakaları bütün olarak kullanarak bir çözüm geliştirdik. Bütün plakayı şu şekilde kerterek, diğerini de aynı şekilde doğru noktalardan bağlayıp rüzgara karşı koyamadığımız bir nokta vardı. Orada da yine uydurma bir destek sağladık. Böylece hem trabzan vazifesi gören hem de bir rüzgarlık vazifesi gören son derece sade bir çözüme ulaştık. Derken bu yetmiyormuş gibi bize dediler ki bir tane de otopark istiyoruz arkadaki bahçede. O gerçekten projeyi bitirecek şeydi. Yani orada büyük bir otopark inşa etmek. Bunlar şeyler, pardon. Bu binada kendimize geliştirdiğimiz ve uyguladığımız bazı detaylar. Bu camları kapıları yaparken de hiç profil kullanmamak için camları vinil üretiyoruz. Contaların arasına yerleştiriyoruz ve bir şekilde kapandığı zaman gerçek bir kapı gibi fonksiyonu görüyor. Burada biraz şeydik, şimdi bunların çok daha pratik kolları var. O kadar camlarda bir şey görmek istemiyorduk ki mal sahiplerine yere eğilip bunu yapmanın hiç kötü olmayacağını ikna ettik. Şimdi soruyorlar, yeni çerçevenizde niye bu kulp var diye. Bu lumbozlar da yine o zaman. Yani lumboz vardı ama piyasadaki tekne lumbozların hepsi çok kalındı. Yine o, yani insanlar biz Türkiye'ye geldiğimizde 2000 senesinde cam binalar için çirkin diyordu. Çirkin olan aslında cam değildi. Çirkin olan aslında profilleriydi onların. Evet, bu da bahsettiğim garaj. Sonunda garajı da transparan yaparak en azından arka bahçede o kadar büyük bir kütle olarak her şeyi mahvetmesinin önüne geçmeye çalıştık. Bunları yaparken de aslında öyle çok uzay teknolojisiyle bir şey yapmıyoruz. Yani olabilecek en basit detaylarla, hatta burada bir kontrol somun bunun üzerinde eksik. Belki işte anlayan insanlar hemen onu görecektir. İki somun da eksik bu detayda. Çözmeye çalışıyoruz.
Derken bu fikirlerimiz bir takım yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. İşte Keleşoğlu, İnanlar gibi gruplarla çalışırken Galata'da da böyle tarihi bölgede yeni bir bina yapma şansı doğdu. Yapının problemleri benzer problemlerdi. Dar bir, yani doğanın içinde değil bu bina ama dar bir sokakta yer alan bir yapı. Burada görüyorsunuz inşaatına ne kadar olduğunu sokağın. Öncelikle mal sahiplerimizi daha fazla ışık alabilmek için hakları olan inşaat hakkının tamamını kullanmamaya ikna ettik. Yani cumba haklarının bir kısmını keserek ve geriye doğru binayı yatırarak hem kendimizin hem de sokağın birazcık daha ışık ve hava almasını sağladık. Bu saçaklar bize çatıda istediğimiz yükseklikte inşaat yapma izni veriyordu. Orada belediyeyi ikna ettik. Bu saçağı yapıyormuşuz gibi bize bu hakkı verin ama bunu yapmayarak biz şehre aslında daha iyi bir şey yapıyoruz. Zor oldu ama sonunda onlar da ikna oldu. Burada bu sıkışmış pozisyonda hem ön hem arka cepheden mümkün olduğunca fazla ışık ve hava almak istiyorduk. Bu da yine çok hafif bir bina yapmakla mümkün olacaktı. Bu bölge deprem açısından Kemerburgaz'a göre biraz daha da riskli bir bölge. Burada şu istikametteki yani dikine olan perdelerimizin hepsini betonarme olarak inşa ettik ama binanın diğer yöndeki deprem yüklerini bu gördüğünüz çelik yapı elemanlarıyla almayı başardık. Böylece yani biz bu proje başladığımızda satışçıların hepsi bize şeyi öneriyordu. Yanlarda işte böyle 80'er santim beton duvarlarınız olsa, pencereler biraz daha ufak olsa, üstte kirişler olsa bir şekilde hepsini ikna etmeyi becerdik. İkna olmadıkları noktalarda bizim Avusturya'daki partnerimizle kendimiz bir proje hazırlayıp alternatif projeyi onlara göstererekten. Sonuçta gerçekten arzu ettiğimiz incelikte ve transparanlıkta aslında yani ilk yapılırken kağıttan bina diyordum ben bu binaya. Bu noktaya gelmeye muvaffak olduk. Daha sonra bunun üzerine tamamı cam bir cephe yapmak istiyorduk. O bahsettiğimiz özelliklerden dolayı. Ama çok sıkışık bir mekanda ve şehir içinde bir dokuda yer almasından dolayı ahşap bir ikinci bir kabukla da en azından gün içerisindeki meraklı bakışlardan korunmayı hedefledik. İçeride gerçekten bittikten sonra şu hisse binada yaşayabiliyorsunuz. Her şey tamamıyla sıfır. Hiçbir profil veya başka bir detay görmüyorsunuz. Bu binanın bittikten sonraki bir gece fotoğrafı. Geceliğin tabii her şey şeffaflaşıyor. Orada başka perde ve diğer elemanlarla bunun önüne geçebiliyoruz. Gündüzliğin ise bu kabuk bize gerçekten oldukça güzel bir koruma sağlıyor sokaktan. Ama burada bu transparanlığın korunduğunu görebiliyorsunuz. Burada bütün cepheyi kendimiz tasarladık. Hazır bir firmadan bunu almadık. O zaman yine hatırlıyorum birçok çalışma arkadaşımız. Biz bunu niye yapıyoruz sorusunu soruyordu. İşte bunun için belki yapıyorduk. Bina aslında ilk gördüğünüzde garip bir etki yapıyor üzerinize. Hiç camdan bir bina olduğunu düşünmüyorsunuz. Son derece kapalı ve belki bir miktarda ürkütücü. Bu işe başladığımızda Anıtlar Kurulu'nun kuralları vardı. Pencere proporsiyonlarıyla ilgili vesaire. Uymamız gereken tarihi dokuda bir takım kurallar vardı. Onlara uyamayacağımızı anladığımızda bu kuralların hiç içine girmemeyi tercih ettik. Yani biz hiç pencere yapmıyoruz, biz hiç şey yapmıyoruz. Bir şehir heykeli yapıyoruz, bir skulptür yapıyoruz gibi düşünerek ve ifade ederek bu binayı bu şekilde inşa ettik. Yani yanındaki veya diğer binalara hiç benzemeyen bir obje gibi. Dışarıdan bu kadar kapalı gören ve geçirgen olmayan şey aslında içinden, içine girdiğinizde yine böyle biraz burada yeterince bütçemiz yoktu. O yüzden cam bir merdiven yapamadık. Metale böyle küçük delikler deldik. Ama aynı etkiyi verdi. Asansörümüzü biraz zorlandık ama tamamen cam olarak inşa ettik. Evet, binanın aslında etkisi bu. Ve içeriden dışarıya da bakın sokakta olsun. Bu kapıların vesaire hepsinin ucuz olması gerekiyordu. Bir yatırımcıyla iş yaptığınız zaman en önemli şey ucuz olması. Yeni fikirlerinize genellikle hep pahalı olduğu için karşı çıkıyorlar. Bizim de farklı olma veya bu buluşları yapma sebebimiz hep ekonomik, ucuz belki değil ama ekonomik çözümler onlar için üretmek ve bunları yapılabilir kırmak. Aslında zor bir cephe. Birçok kırıklığı var. Burada bakın araya giren üçgen camlar var vesaire. Yani bunu yapmayı üstlenen firma sonra çok pişman oldu tabii. Yapmayı üstlendiği için. Burada yukarıda bu gördüğünüz sistemlerin hepsi aslında yine bahsettiğim size o uydurma mimari. Yani aslı olmayan, aslında uydurulmuş, yaratılmış şeyler. Ama etkisi güzel gerçekten. Yani içinde olup bunu yaşamanızı isterdim. Bu en üstündeki penthouse katımız. Bu geçirgenlik. Bu paneller açılıyor ama açılmasına gerçekten ihtiyaç duyulmuyor. Yani bu şekilde kapalı olarak kullanıldığında da bir rahatsızlık vermiyor. Ve bu cumba etkisinde yanlardan yine biz dışarıya bakabiliyoruz. Bu işte penthouse'umuzdaki ön cephe. Bu da açılma şekli panellerimizin.
Bunları da böyle arabaların bagaj amortisörlerini aldık. Onları monte ettik. Çünkü böyle bir sistem Hunter Douglas vesaire bir takım teklifler verdi. Zaten projeyi yapmak mümkün değildi o şekilde. Sonra bir galiba Renault bagajıyla bu kapı problemimizi çözdük. Burada detayda biraz konsekvens olduk. Bunu mal sahibimiz hiçbir zaman anlamadı. Yukarı terasa çıktığı zaman niye camdan böyle salonunun bir kısmını görmek zorunda ve niye bu masrafı yapıyor diye, ama bina gerçekten çok güzel oldu. En sonuna kadar orada böyle bir trabzanla bitirmeyip kabuğu tamamladığınızda bunu da belki bir mimar kaprisi olarak görebilirsiniz. Eş zamanlı Tarabya'da Dardanel için yeni genel müdürlük binalarını yapma işini üstlendik. Yapı tarihi gibi gözüken ama aslında 80'lerde betonarme olarak inşa edilmiş ve dışı ahşapla kaplanmış bir binaydı. Bu binada birçok problemi barındırıyordu içinde. Bir kere en büyük problem eni sadece 5 metreydi. Burada 4 katlı gibi gözüküyor ama aslında içinde 7 kat var. Ve az ışık alıyordu. Uzunluğundan dolayı bir ışık problemi vardı. Depreme karşı güçlendirilmesi gerekiyordu. Bir istikamette, şu istikamette hiçbir deprem perdesi yoktu. Ve iletişim yine bu ofiste çalışanlar için çok önemliydi. Hem aynı kattaki insanların iletişimi hem de vertikal olan iletişim. Bunu sağlamak için ne yapabiliriz diye düşünürken binanın ortasında asansörünün olduğu eski bir çekirdeği vardı. Bunu ortadan kaldırdık. Bütün buradaki statikçi dostlarımız bize betonarme perdeler inşa etmek istediler buraya. Ona da biraz karşı çıktık. Ve çelikle bu deprem güçlendirmesini yaptık. Aynı zamanda da bu boşluğu içine cam, tamamen şeffaf cam ve asansör ve merdiven koyarak vertikaldeki iletişimi de güçlendirmek için kullandık. Bunlar inşaattan fotoğraflar. Bunlardan birkaç tane koydum. Vaktimiz az biliyorum ama bu süreci bence anlamak çok daha son şeyden önemli. Önden o şekilde gördüğünüz binanın içi aslında tamamen boşaltıldı ve arkaya doğru bahçeye de birazcık gelişerek böyle bir yapı ortaya çıktı. Kapıdan girdikten sonra sizi biraz başka bir şey karşılıyor. Burada bu darlıkta hep belli bir kutunun üzerinde kullanılan aynalar veya hep duvarların üzerindeki boşluklar gerçekten mekanı çok daha geniş hissetmenize yardımcı oluyor. Binadan girdiğinizde bodrum katının üzerinden geçerken dışarıdaki denizin bu bir yol yalısı gerçekten altınızdan devam ettiğini hissediyorsunuz. Daha arkaya geldiğinizde bu ıslak, o kadar dar ki binamız, ıslak hacimleri yapmak için bir ayrı mekanımız yoktu. Onları böyle duvarı bir miktar içeriye doğru kıvırıp yine üstlerini ve altlarını cam olarak yapıp yani mekandan yine tam koparmadan, hiç kimse kendini çok böyle dar bir mekanda hissetmeden bu şekilde çözmeye denedik. Buradan üst katta 20 kişilik toplantı odasına çıkılıyor. Bu bahçede yaptığımız alanı 3 kademe üst üste kullanılır şekilde yaptık. Bahçe hala kullanılıyor. Bu camın üzerinde insanlar hareket edebiliyorlar. Bu katı toplantı odamız var. Aşağıda da bir data center'ımız var. Data center'da çalışanlar beni hiç sevmiyor. Çünkü bütün binada tek manzarası olmayan yer orası. Ama güzel gün ışığı alıyorlar gerçekten. Yani çalışmalar için aslında yeterli şartlar sağlanıyor. Bu katta aslında bodrumda. Buradaki bitkiler ve bu avlu da aslında toprak altındaki bir avlu. Burada görmüş olduğunuz her şeyi oturup kendimiz tekrar tasarladık. Statikçimizle üzerinden geçtik. Gedikçe Armağan Beyler sağ olsunlar. Gerçekten çok eziyet çektiler ama bütün bu detayların hepsini bizimle teker teker sonuna kadar yaptılar. Burada bunlar sanıyorum zaten dikkatinizi çekiyor. Ve ortaya böyle bir kısım çıktı. Burada gördüğünüz kısmın içinde hiçbir başka taşıyıcısı yok. Camı burada kendi kendini taşıma özelliğini kullanarak bu kısmı inşa ettik. Ve arzumuz şuydu. Bu bulunduğumuz kat şu anda fotoğrafa göre ofis katı. Bahçeye çıkacak insanların bu katı kullanmayıp kafeterya katından bir snorkel'la dışarı çıkmalarını istiyorduk. Onun için bu merdiveni yaptık. Bu kattaki çalışmanın rahatsız olmaması için. Bahsettiğimse daha önce bu, bakın şu ofis katından, bu ofis katından benim bulunduğum katı veya diğer katla herkes birbirini çapraz görebiliyor. Bu iletişimi sağlamak için bu çekirdeğin içini gerçekten çok transparan inşa etmek zorundaydık. Bu render değil, bu gerçek bitmiş fotoğrafımız. Bunu yaparken şu asansörün de güzel bir hikayesi var. Bütün konuştuğumuz büyük asansör üreticileri bize gerçekten transparan bir asansör yapmanın mümkün olmadığından bahsettiler. Çünkü hepsinin belirli taşıyıcı böyle konstrüksiyonları vardı. Sonunda biz kendimiz bunu çizdik, hesabını yaptık. Sonra kapıların bu mekanizmalarını, bunlar metal kapıların mekanizmalarıydı, İtalya'dan satın aldık. Galata'da bir asansörcü bulduk, Şükrü, Şahinler Asansör. Bu Galata'daki asansörcü bize bunların hepsini bir araya getirdi ve çalışmasını sağladı. Bu gördüğünüz şeyler ve yani şu ana kadar kimse ölmedi.
Yine bu darlıktan dolayı yöneticilerin olduğu odalarda camları böyle kırarak, onları böyle ufak mekanlara sıkıştırmamız mümkün değildi. Yine aynı hileleri kullanıp üst kısımda duvarları koparmak, herkesin en azından karşısına bir ziyaret eden kimseyi oturtabileceği böyle küçük nişler yaratarak bir çözümler. Bu benim çok sevdiğim noktalardan bir tanesi bu binada. Burada ahşap bir çatı vardı, içinde taşıyıcıları vardı ve yükseklik olarak ancak şu ortadaki kısımda yürüyebiliyorsunuz. Şu kısımları kullanamıyorsunuz. Bunun üzerine biz bu kısımlara da üstün bir yansımış şeklini inşa ettik. Bu kısmı arşiv olarak kullanıyoruz. Bütün şu kısımlarda aşağıda arşivler var. Dolapları açtığınız zaman içinden dosyalar çıkıyor. Ortada yürüyebiliyorsunuz. Burada böyle küçük bir toplantı odası da bunun içine gizlenmiş şekilde. Bu cam merdivenin olduğu kısımda bu iletişimi sağlayabilmek için döşemelerimiz de cam. Ve burada görmüş olduğunuz bütün bu sistem, yani asansör değil ama şu merdiven sistemi, şu yukarıdan aşağıya görmüş olduğunuz 10 milimetrelik kablo ile asılıyor 7 kat boyunca ve şu noktada her birisi podestlere bağlanarak bu sistemin taşınmasını sağlıyor. Bu da son projem. Biraz yorulmuş olabilirsiniz. Bu nedir? Bu insanlar niye bir betonarme kolana bu kadar eziyet ediyorlar? Bu bir binanın deprem güçlendirmesini yapmak için ve aynı zamanda da biraz daha transparanlık yakalayabilmek için bir kolonun kendisinden çok daha dayanıklı ve depremde daha iyi etki verecek bir V kolonla yer değiştirmesinin hikayesi. Bebek'te bir yarı yama, yarı betonarme bir binada bir genç bir ailenin konut ihtiyacını karşılayacak düzenlemeler yapıyorduk. Binanın depreme dayanıklı olmadığını gördük. Bunun üzerine binanın çeliklerinin her birinin karbon analizleri yapıldı. Kaynak yapılıp yapılamayacağını anlamak için betonarmesinin içindeki. Daha sonra bu kaynak yapılabileceğini öğrendikten sonra biz zemin katındayız. Üzerimizdeki katın altından yüksek kirişlerle sanki bir uçak gemisi platformu gibi o binayı tamamen ayakta tutabilecek bir çelik konstrüksiyon inşa edildi. Mevcut kolonların içinden delerek, geçerek yeni çelik kolonlar inşa edildi bunu ayakta durabilmesi için. Ve bu şekilde binanın içindeki yıma duvarları kaldırabildik. Betonarmeyi hafifletebildik. Aynı zamanda da üst katlar için eskisine göre çok daha sağlıklı ve çok daha dayanıklı bir alt strüktür oluşturabildik. Burada görmüş olduğunuz şunlar eski betonarmenin içerisindeki demir çubuklar. Bunlar 20 santim boyunca yeni çelik konstrüksiyona kaynatıldı ve Kraftschlüssig, yani kuvvetin birbirini takip ederek binanın bütün yükünün temele inmesini sağladı. Bu kadar çaba niçin? Yani şurada üst katta eski şeyi görüyorsunuz, yapıyı. Burada böyle bir şey çıktı. Burada o V kolonumuz var. Şu alınların içerisinde de bütün o çelik konstrüksiyon var binayı ayakta tutmaya çalışan. Genelde hep böyle küçük hacimlerde çalışıyoruz. Bu da aslında tekne gibi bir ev. Küçük hacimlerde çalışınca mekanları birbirinden ayırmak bazen çok mantıklı olmayabiliyor. Bu çocuk odasında bu perdeyle istenildiğinde bu terasla ayrımı yapıyoruz ama genel zamanda bu açık olarak. Çünkü bu odanın genişliği belki 3-3,5 metre. Biraz daha bir ferah his elde edebiliyoruz. Burada duşumuz var ama bunu istenildiğinde şey yapabiliyoruz. İşte bu elektrik kullanarak görünmez hale getirebiliyoruz. Genelde bunu birçok projemizde yapmak zorunda kalabiliyoruz. Mekanları birlikte kullanmak ve istenildiğinde onları birbirlerinden ayırmak. Bu dairede gün ışığı almadığımız, başlangıcında hiç öyle değildi ve denizi görmediğimiz hiçbir nokta yok. En arkada duran bodrumda dahi, girdiğimiz zaman, mutfakta dahi bu dolap yapısının içerisinden dışarısıyla iletişimli olarak bunu kullanıyoruz. Burada her yerde cam var. Ama siz zaten görüyorsunuz, onun için çok fazla bir şey anlatmama gerek yok. Islak hacimlerde dahi yine belli bir yüksekliğe kadar duvarları yapıp gün ışığını içeri alarak bir bütün olarak çalışmasına gayret ettik. Bu bir gündüz görüntüsü. Aslında burada bu eski ve yeni tezatı ortaya çıkıyor. Bu da zannediyorum son fotoğrafım. Çok teşekkür ederim. Ahmet Bey'e sorusu olan var mı acaba? Ahmet Bey buyurun, iki kişi ben hakkınız var. Ben çok soru sormayın diye bir sürü slide koydum vakit kalmasın diye ama galiba beceremedim.
iki hakkımız lütfen var. Kimsiz buyurun. Hangi yok, yani onu ben seçemem. Tamam, o zaman buradan bir hanımefendi, bir de oradan bir kişi alalım. Kendinizi lütfen tanıtırsınız. Teşekkürler. Ben Ezgi Çetin, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisiyim. Öncelikle Ahmet Bey, sunumunuz çok güzeldi. Tebrikler. Size iki tane sorum olacak. Biri Invisible House'la ilgili. Şimdi çelik bir orada kazıklar çakmışsınız. Çünkü dere yatağına yapmışsınız evi. Tamam, zaten iki katlı olduğu için o kadar da bir sıkıntı olmaz ama kullandığımız, ya yani çelik sünek bir malzeme ama cam o kadar da sünek bir malzeme değil. Deprem yükü esnasında camın davranışı nasıl olur merak ediyorum. Tamam, hani iki katlı malzeme olduğu için çok da sallanmayacaktır yapı belki ama siz gökdelenlerde yani yüksek yapılarda kullanılan camların ne kadar güvenli olabileceği deprem yükü esnasında, mesela örneğin Maslak'taki kristal kule biliyorsunuzdur. Orada bir moment etkisiyle mesela o camların aşağı inme ve risklerini ben size soruyorum. Bunu merak ediyorum. İkinci sorum da transparan asansör ve merdivenlerinizle ilgili. Sizce bu kadar transparan asansör ve merdiven hem göz güvenliği için, hem yükseklik korkusu olanlar için, hem de birazcık yani çekinenler için sizce ne kadar uygundur? Teşekkür ederim. İlkiyle başlayayım. İkisini aynı anda aklıma tutamayabilirim. Ben aslında şeyi sormanızı beklerdim. Temelleri çelikten yaptığımızı sorduğunda paslanıp paslanmayacağını sormanızı beklerdim. Onu bekliyordum. Çelik borular kazıldıktan, çakıldıktan sonra zemine hem dışları hem dışları beton enjekte edildi. O şekilde bir kere pastan korundu. Bu soru aklına takılanlar varsa bunu yanıtlamak isterim. Şeyde yanılıyorsunuz, çok hafif bir bina bile bu kadar yumuşak bir zeminde, hele dikkat ettiyseniz bunun altında bir birlikte çalışan bir radya temeli yok. Her bir ayağı tekil olarak yere basıyor. Çok rahatlıkla 1-2 santim oynayabilir ve bizim doğrama sistemimizde o kadar fazla payımız yok. 1-1,5 santimden daha fazla oynama şansımız yok. O yüzden yapının gerçekten hiç oynamaması gerekiyordu. Bu temel sistemiyle onu çözdük. Onlar hesaplandı zaten hangi kazık boyunda bunun hiç hareket etmeyeceği. İkinci soru, yüksek bir yapıda veya bu yapıda deprem anında bu camların insanlara zarar verip veremeyeceği. Doğal olarak emniyet camı kullanıyoruz. Emniyet camı dediğimizde temper lamine camlardan bahsediyoruz veya yarı temper lamine camlar aslında çok daha avantajlı olabiliyor bu durumda. Çünkü kırıldığı zaman yatıp zarar vermiyor insanlara. Burada o detaylar üzerinde düşünüldü. Şimdi o resme geri dönmek isterdim ama çok zor olacağını düşünüyorum. Üste yuvanın içerisindeki minimum mesafe olması gereken, altta da camların durduğu noktada önlerindeki kılıç şeklinde paslanmaz elemanlar onları zaten bulundukları yere emniyetli şekilde hapsediyor. Depremde de binanın hareketleriyle ve esnemesiyle camların kırılmaması için, köşelerinden birbirini kastırmaması için görmüş olduğunuz yapı sistemi seçildi. Yani biz kalın çelik bir konstrüksiyon yapıp momenti köşeler üzerinde almak yerine ince diagonallerle binada bazı bağlantılar yaptık. Onlar zaten hareket etmesine izin vermiyor binanın. Yani bu kadar ufaklıkta bir bina bu şekilde inşa edildiğinde gerçekten o hareketleri yapamıyor deprem anında. Ki çok büyük bir depremde birkaç camın da zarar görebileceği her zaman böyle bir hesabın içinde, ama mühim olan o camların düşüp insanlara zarar vermemesi. Diğer yapıyla ilgili, transparanlığıyla ilgili sorunuz, o bence çok subjektif bir konu. Yani aslında bu konuda ona yanıt vermek yerine başka bir soruya yanıt vermeyi tercih ederim. Çünkü yani kimisinin hiç hoşuna gitmeyebilir, kimisinin gidebilir. Kimi çalışanlar orada etek giymeyi tercih etmeyebilir, diğerleri edebilir. Tehlikeli midir? Bence değildir. Şu ana kadar hiç kimse bir tarafını kırmadı gibi. Şu birinci soruya ben de bir lütfen ilavede bir tamamlamak isterim. Kristal Kule Levent'te has mimarlığın binası. İsmi geçince bir tamamlamak istedim. Gerçek bir statik modelleme gibi cephe de aynen modelleniyor. Yani her deprem davranışında, yani bir betonarme veya çelik bina ne şekilde modelleniyorsa cephesi de aynı şekilde modelleniyor. Çeşitli deprem davranışlarına bağlı olarak ve buna göre cephede aynen bir betonarme binada olduğu gibi dilatasyon dersleri veriliyor, hareket dersleri veriliyor.
ve bu dersler bazen hani tahammül edemeyeceğiniz boyutlarda da olabiliyor ama yani şunu söyleyebilirim, ben de Ahmet Bey gibi yani hiçbir camın kırılmayacağı depremde böyle bir garanti verilemez ama herhangi bir statik modelleme ne sonuç verirse bu denli yoğun teknolojik cephelerde de aynı sonucu verecek şekilde modelleme yapılıyor. Merhabalar. Buyurun. Merhabalar. Ben Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım mezunuyum. Size şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu bütün çalışmalarınızda tabii konumuz... Çok zor duyuyorum. Bütün çalışmalarınızda konumuz gereği olduğu cama kullanmışsınız zaten. Ben bu ısı hani geçirgenliği konusunda eğer karartmalı cam olarak bir hani... Düşünceniz var mıydı? Yani daha önceden öyle bir şey araştırdınız mı ya da yani kullanmayı düşündünüz mü? Onu merak ettim. Isıyla ilgili karartmalı cam. Hayır, kullanmadık. Daha önce de bahsetmiştim. Kullanmayı da aslında hiç düşünmedim. Belki bir yüksek yapı yapıyor olsaydık ve dışında yapının başka enstrümanlarımız olmasaydı camı güneşten korumak için böyle bir ihtiyacımız olabilirdi. Ama bizim şu ana kadar inşa ettiğimiz yapılarda camı akıllı kullanma şansımız oldu. Göstermiş oldum Emine Uşaklıgil evinde. O tamamıyla cam bir yapı ve yani bütün uzun cephesi güney ışığına açık. Siyah bazalt bir döşememiz var. Kışın bütün screenlerimizi kaldırıyoruz ve gerçekten o tarihte 600 lira gibi yani İstanbul'da normal bir dairenin ısınma parası gibi bir parayla ortalama ısınabiliyorlardı. Çünkü gün ışığı gerçekten çok güzel o yapıyı ısıtıyordu. Yazın da size bahsetmiş olduğum şekilde binayı koruyorduk. Diğer projede gördüğünüz bir veranda inşa ettik önüne. Bu aslında sadece camı korumak için değil de güneye bakan bahçesi olan insanlar bahçeyi zaten veranda olmadan kullanamıyorlar. Birçok fonksiyonu üstleniyordu. Ama dediğim gibi yani yaptığımız projelerin hepsinde camı aslında biz olması gerektiği gibi kullandığımıza ve insanların yaşantısına konfor katacak şekilde kullandığımıza inanıyorum. Ama bu enstrümanları kullanamadığımız bir noktada teknolojik ürünlere yönelebilip tabii ki onları da kullanabiliriz. Tamam, teşekkürler. Okey, iki dakikamı gidiyorum. Güzel oldu. Sayın Ahmet, Sayın... İki mikrofon.